Evet, gördüğünüz gibi montu giydim. Akşam olmak üzere ve hava serinledi. Hava serinledi. Biraz önce gömlek giydim. Ondan sonra hırkayla oldum. Şimdi bu şekilde oldum. Sevgili Yücel Aktaş, hoş geldin. Hoş bulduk. Artık misafirlerimiz gelmeye başladı. Benim için de yoğunluk başladı. Yücel'im gelir gelmez zaten biliyorsun bayram öncesindeki yapılması gerekeni de yaptırdım. Kardeşim. Bu azdı ama. Neredeyiz? Şu anda Fatih'teyiz. Namı değer Oflu Ahmet abimiz, Ahmet Bıyıklı'nın 17. iftarındayız. Kendisi de zaten misafirlerini karşılıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah bol kazançlar nasip eylesin. Bu arada bütün İslam aleminin Ramazan'ını kutluyorum. Hayırlı olsun diliyorum. İşte yapılan tutulan oruçların, yapılan ibadetlerinin kabul olmasını Allah'tan diliyorum. Aynı zamanda Filistin'deki İsrail zulmünün bitmesini dualarla temenni ediyoruz Rabbimizden. Öyle Allah İsrail'i de kahreylesin. Tadı tuzu yok. Ben malum muhasebe ofisim var. İşlerimle ilgileniyorum. Aynı zamanda bildiğiniz üzere kulüp başkanıyım. Evet, bir ara çekeriz yine. Evet, güzel olur. Evet, güzel olur. İşte orayla ilgileniyorum. Ondan sonra bizim Trabzon Düzköylüyüm, Düzköylüler Derneği'nde yöneticiyim. Aynı zamanda işte Trabzonlar Derneği var Pendik'te. Orada da işte çok derneklerde, faaliyetlerde bulunuyoruz. Sosyal yoğunluk arasında sen zaten sanatçılığa zaman ayıramadın. Sanatta da şöyle, albümlerimiz var. Benim biraz sağlık problemlerimden dolayı biraz geri duruyorum. Ben de uyku apnesi var, cihazla yatıyorum ben. Bu cihaz sabaha kadar hava verdiği için ses tellerimde sürekli tahrişe sebep oluyor. Ses kalınlaşmasına sebep oluyor. Aynı zamanda işte çeşitli hastalıklarım var. Böyle 3-4 senede bir albüm var aslında. Kliplerim var da. Hatta paraları verilmiş kliplerim var. Klip çekilecek kliplerim var. Fakat vakit bulamadığım sağlık problemlerim olduğu için çok içine giremiyorum müziğin. Ama müzikte de işlerim çok iyi. Yani hafta sonları şehir dışına çok çıkıyorum. İşte konserlere, çeşitli yerlere. Müzikte de işlerim iyi. Yani öyle kötü bir işim yok. Maşallah. Allah'ım dayı. Hem de yani sunuculuk da yaptığım için. Evet. Hem programlara gidiyoruz. İşte hem sunucu hem sanatçı. İki işi birden gördüğümüz için biraz daha... sahnem iyidir. Yaşanmış olayları, fıkraları anlatırım. İnsanları sahnede tutarım. Ben söyleyeyim. Sahne hakimiyetin gerçekten çok güzel. Bu ara herhalde güneşler gelmeye başladı galiba. Evet, evet. Kardeşim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Ahmet abi. Görüşelim ya. Vallahi özletiyorsun kendini. Görüşelim. Biz özletiyorsun. Ben ortadayım piyasada. Piyasa malıyım ben. Rahat olun. Ahmet abi sağ olsun, işte yine bir araya geldik. Aynen. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür herkese ederim. Herkese sağlık, evet. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu hayatlar diliyorum. Allah razı olsun. Bakalım neler olacak. Evet. Devam edin. Efendim, dediğim gibi misafirlerimiz gelmeye devam ediyor ve yanımızda gerçekten aslında o Karadeniz'in değil, Türkiye'nin sanatçısı, esprileriyle, oyunculuklarıyla, yeteneğiyle, tecrübesiyle bambaşka bir isim. Sevgili namı değer Fısfıs İsmail. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Gençleşmişsin. Teşekkür ederim. Geçen bu yani gerçekten seni daha büyük, daha genç gördüm. Teşekkür ederim. Herhalde kilo verdim biraz galiba. Biraz verdim ama tekrar aldım. Eğer almasaydım bir 10 kilo da eksiğim vardı. Genelde bu 17'si oluyor yanılmıyorsam. Hemen hemen her iftarında varsa Ahmet abinin. Evet. Bunu zaman zaman hem Mavi Karadeniz ekranlarına taşıdım. Hem 58 ekranına taşıdım. Bir Sevdadır Karadeniz özel olarak çekerken şunu soracağım. Son bir senede ülkede gidişatı nasıl görüyorsun? Yani sen çünkü toplum içerisinde çok gezen, insanlar tarafından sevilen, birçok insanla birebir diyalogda olan bir insansın. Ne yapıyoruz? Belki hani siyasi olarak düşünme bunu sakın. Sadece genel olarak bir soru sorayım. Gidişat olarak dünyada zaten bozuldu. Dünyada. Covid'den sonra dünyanın gidişatı bozuldu, değişti. Hakikaten Covid'den sonra bu aşılardan midir ya da başka nedendir bilmiyorum. Kalbiyle yüzünün güldüğünü aynı anda görmedim hiç kimseyi. Yani herkesin yüzünde bir gülücük var ama hepsi sahte. Yürekten gülmüyorlar. Yürekten gülünmeyen gülücük de geçerli değildir. Maddi olarak da çok büyük bir çöküntü içindeyiz.
hesapsız harcamalar. Devlet de bunu yaptı, millet de yaptı. Milletin cebine kredi kartlarını doldurdular. Hiç iş yapmayanların cebinde 10 tane, 20 tane, 15 tane kart. Devlet de aynısını yaptı. Geliri az, gideri çok olarak kullandı. Şimdi devlet de zorda, millet de zorda. Bu Suriyelileri, Afganlıları savaş var diye aldık ülkemize, bunlara kimlik verdik. Büyük bir hata yaptık. Bunların zararını ileri günlerde, ileri yıllarda göreceğiz. Yani bugün belki 1 milyon kişiye kimlik verdik ama bunlar 10 sene sonra 20 milyon kişi olacak. Bunlar yani bunlar bizim gibi bir tane iki tane çocukla kalmıyorlar. Bunlar 5 tane, 8 tane, 15 tane. Yani hakikaten gidişat hiç iyi değil. Büyük hatalar var, büyük yanlışlar var. Dönülebilir mi? Dönülür. Ve ekonomi düzelebilir mi? Düzelir. Ama bunu yapacak cesaretli vatansever insanlar lazım. Ben şahsi kendi adıma 20 sene, 30 sene önceki ülkemi istiyorum. Hatta 40 sene önceki ülkemi istiyorum. Milli savunmada çok yol aldık. Bunlar büyük şeyler. Ama bir yerde bu başarıları elde ederken bir sürü hatalar da ettik. Yani mesela Suriyelilere, Afganlılara kimlik verilmesi çok büyük bir hata. Tamam gelsinler misafirimiz, başımızın tacıdırlar. Bakalım, yedirelim, içirelim ama onlara kimlik vermek çok kötü bir şey. Bak bugün Türkiye bu kadar güzel bir vatanın, bu kadar güzel evlatları bir ülkeye gideceği zaman doktor da olsa, mimar da olsa, efendim iş adamı da olsa anasını ağlatıyorlar. Niye geliyorsun ülkeme, ne amaçla geliyorsun, cebinde ne kadar para var? Bizim öyle değil, biz de al çantanı gel. Acayip bir şey yani. Gerçekten çok kötü şeyler oluyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Reis tek başına kaldı. Etrafındakiler uyuşturuldu mu, uyuşmuşlar mı, benim düşündüklerimi bunlar düşünmüyor mu? Şimdi diyorlar ki efendim domates İstanbul'da 35 lira. İyi de bunu sen devletsin, bunu bul bakayım niye öyle? Ben sokaktaki bir vatandaş bunu buluyorum. Bugün bir kamyoncunun lastiği 10 lira. Altında 10 tane, 6 tane, 8 tane lastik var, etti 80 bin lira. Mazot 42 lira. Ondan sonra Antalya'ya o lastikle kaç kere gidip gelecek? Ondan sonra otoban parası, köprü parası. Köprüden kaç liraya geçiyor? Bu Beriki köprüden kaç paraya geçiyor? Bunlar hep para. Geliyor düşüyor hala. Haldaki üzerine bir çar vuruyor. Ondan sonra düşüyor manava markete. Bir de o vuruyor. Oldu 35 lira. Bunu sor. Sen niye? Ya vallahi bir şey değil mi sana? Bir sene şu ekonominin başına geçeyim. Bir senede ben bu ülkede pahalılığı bitiririm. Pahalılığı bitiririm ben bir sene. Üretici sen şimdi eğer ki üretimi de bitirirsen sen bak şimdi bütün nerede bahçe varsa, ekilen bostan varsa hep imara açıldı. Hep imar. Ve bir de en büyük hata Türkiye'yi İstanbul'a taşıdılar. Ardından Bursa, Ankara, İzmir. Bak koca Türkiye'yi 4 tane şehre taşıdılar. Ne bu İstanbul'un nüfusu ya arkadaş? Sen niye demiyorsun ki fabrikatörlere, iş adamlarına git Rize'de, Trabzon'da, Artvin'de, Ağrı'da, Trakya'da fabrika aç. Senden vergi bile almayacağım, senden elektrik bile almayacağım, su almayacağım. Sen yeter ki oralarda iş yap. İnsanları gönder oraya. Şu İstanbul'a bak ya. Fatih Sultan Mehmet rahmetli bu İstanbul'un bu hale geleceğini bilseydi, inan ki kurtarmazdı. Atatürk inan ki bu ülke için savaşmazdı. Yani sonunda batacak bir gemi için kim para verir, kim emek verir? Düşün, bir tane gemi satın alacaksın ama biraz sonra batacak. Yani birkaç zaman sonra, tarih sonra batacak. İşte şu anda öyle yani, öyle. Her yer perişan ya, her yer perişan. Yani İnsanlar umutsuz, işsiz. Bak eğitim, en önemli eğitim. Bak kalifiyesiz doktorlar, bak kalifiyesiz doktorlar hastaneleri sarmış. Sadece diploma alıyorlar. Eğitimleri yeterli değil. Bak şu anki mezun olan doktorların hepsini demeyeyim haşa ama birçoğu bundan 40 sene önceki pansumancının durumundadır. Hemşire mezun oluyor, özel okuldan hemşire mezun oluyor. Kan almasını bilmiyor, kan alamıyor.
Ya bunlar biz gelecekte bizim nesillerimiz, sağlığımıza bakacak insanlar. Şimdi özel okulları kurdular, denetim yok. Bak, özel okullarda ancak şu olur bak. Eğer bu ülke bunu 20 sene önce yapsaydı biz şu anda dünyaya hükmederdik. Neyi yapacaktılar? Özel okullarda sadece mesleki okullara müsaade edecektiler. Pastacı, boyacı, efendim inşaatçı, kalebodurcu, efendim meşe, ağaç işlemeleri, masacı, sandalyeci, mobilyacı gibi mesleki okulları yetiştirecektiler. İnsanlar oradan çıkınca gidip ekmeğini kazanacaktı, iş kuracaktı. E şimdi ver parayı al diplomayı, ver parayı al diplomayı. Bir de iş beğendiremiyorsun. Diyor ki ben üniversite mezunuyum. Peki 2 kere 2 kaç eder diyor. Bilmiyor çünkü parayla almış. Hakikaten batıyoruz ve ben şunu söyleyeyim. Ben eğer sokaktaki bir vatandaş gidişatın, eğitimin bu kadar kötü olduğunu görüyorum da meclistekiler görmüyorsa şunu unutmasınlar ki aynı geminin içindeyiz. Beraber batıyoruz. Yani ben batacağım da onlar kalmayacak. Beraber batıyoruz. Çünkü bu gidişat batışa gidişattır. Ve muhalefet denen bir muhalefet yok. Muhalefet bugün en acınacak durumdadır. Ya şu anda geleni arar duruma gittik. Gideni aradık yani. Gelen gideni arattı yani. Korkunç bir şey. Muhalefet yok. Çalışan yok. Üreten yok. Reis tek başına zaten adam yoruldu da, yaşlandı da. Ne edeceğimizi bilmiyoruz. İşimiz Allah'a kaldı. Gemi batıyor. Ben bu kadar bilirim, bu kadar söylerim. Çok teşekkür ediyorum. Bu ara misafirler gelmeye devam ediyor. Cengiz abi içeri girdi. Çok güzel konulara girdik. Gerçekten ben çok teşekkür ediyorum. Ama bunu bir ara seninle daha uzun bir şekilde konuşalım. İnşallah. Kendine iyi bak. Efendim böyle iki tane karizmanın yanında çekim yapmak zor olacak ama. Kardeş hoş geldin. Hoş bulduk. Gene her zaman olduğu gibi her sene sevgili Ofla Ahmet abimizin geleneksel ya. İftar yemeğindeyiz. Güzel insanlar. Programın adı Bir Sevdadır Karadeniz. Normal, bir Sevdadır Ofla Ahmet diyorum ben de. O zaman şöyle bizim için de Bir Sevdadır Latif Doğan diyoruz. Bir Latif'im gençleşmişsin. Ya yok, ruhumuz genç. Dostlarımızı iyi görüyor. Sizler güzel görüyorsunuz. Bir de herhalde spor giyince öyle görünüyor. Bir de Ramazan'da da senin yüzün süreceğiz. Sen yüzün hep gülecek. İnşallah. Ya hep güldürsün Allah. Herkesin yüzünü güldürsün. Ben Türkiye'de küsmeye devam ediyorum ama hayatla barışıyorum. Küsme hala devam ediyor. Evet. O küsmenin yerini hiçbir almasın. Yani alsa da onun adı başka yani. O çünkü ilk çıkış parçamı olunca milletin gözünde hep hani küstüm baba, küstüm abi, küstüm Latif. Yani hangi türkü okusak okuyalım ama küstüm bir başka oluyor. Dediğimiz gibi biz Türkiye'de küstük ama fakat gönülle. Senin küstüğünde biz seninle tanışmıştık ve yaklaşık 20 küsur yıldır dostluğumuz 21 yıldan beri dostluk devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra Murat Show'u göndereceğim yukarıya. Ama ben gelmişken dedim Latif'imi bir alayım çünkü seni gerçekten çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli, kıymetli bir insansın. Ahmet abi telefonla konuşuyor. Onu alma şansımız yok. Ben seni içeri doğru. Ben ve buradan bizi izleyen bütün herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. En derin saygılarımı sunuyorum. Yaptıkları ibadet, tuttukları oruç hepsi kabul olsun inşallah. Amin. Saygılar. Efendim biz devam edeceğiz. Efendim yıllardan beri beraber olduğum programcı kardeşim, dostum, Giresun'un gerçekten kıymeti. Mavi Karadeniz Televizyonu'nun çalıştığımız dönemdeki hem Fuat abiler için hem Karadavut hem bizler için vazgeçilmez Hacı Mehmet. Mehmet'im burada buluşmak da seninle güzel. Röportajı vermek istemedi. Ben zaten şöhretim dedi. Ama benden kaçmaz. Kardeşim hoş şimdi geldin. Öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan kutluyorum. Tebrik ediyoruz. Ve sevgili her yıl olduğu gibi Ahmet Büyük abimizin iftar programına geldik. Biliyorsun sanatçı kardeşlerimizle, değerli iş adamlarla, birçok değerli kesimle burada beraberiz. Sana da teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Teşekkür etmeden şunu soracağım. Hacı Mehmet'i her platformda, her yerde görmek mümkün. Trabzonlularda görmek mümkün, Samsunlularda görmek mümkün, Ordulularda görmek mümkün, yöresel etkinliklerde görmek mümkün. Bu Karadeniz sevdan, bunu soracağım sana. Şimdi benim 17 yıl bu radyoculuk hayatım var. Şimdi özel televizyonlar yokken, radyo vardı. Bir arkadaş çevremiz var. Çünkü oradan geliyor. Bir de toplumda bulunmamız gerekiyor. İnsanlar davet etti mi davete de icap etmek gerekiyor. Çünkü 11 ay Sultanı Ramazan
Ramazan'dayız. Ramazan içerisinde değişik etkinliklere gidiyoruz. Değişik programlara gidiyoruz. Ahmet abi de bizim yıllardan beri abimiz, dostumuz, kardeşimiz. Onun için namı değer Oflu Ahmet'e vermiş olduğu iftara ve oğullarına hepsine teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin diyoruz. Kardeşim ben çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar gelmek istemese de ben dedim Mehmet senden bu röportajı alacağım mı alırım. Hasan'la beraber bir herhalde bir markete gittiniz. Hasan Yılmaz da bizim aşağı yukarı bir 30 geçkindir Hüseyin Bıçak, Hasan Yılmaz, Sami Aydın. Hasan Bey ta kamyonculuk yaptığından beri tanıyorum. Radyoculuk var bizim ve bir arkadaşlık, dostluk, abi kardeşlik ilişkimiz var. Biz hepsine başarılar diliyoruz. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Hayırlı işler, hayırlı kazançlar. Allah Ramazan'ımızı tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin diyoruz. Amin. Aslında Mehmet'i çok yormak istiyorum ama Ramazan günahından korkuyorum ama bir gün seni böyle aldığın zaman Mehmet saatlerce konuşturacağım. Çünkü sen sohbetine doyulmayacak bir kardeşimizsin. İyi ki varsın. Seni seviyorum Mehmet. Bak geliyor, bak iş adamımız var. Yani değerli bulancı. Aslında aslında evvelki sene mi çekmiştim sınıfını? Ben her sene çekiyorsun abi zaten. Bu sene düştü mü şu an? Şu an. Bizim güveçlerimiz şu an. Abi az kaldı ama. Az tanıyalım. Az kaldı. Az tanıyalım seni. Ben Görkem Fırın'ın sahibi Metin Berber. Evet. Yani bu ara Metinler de beni iyi takip ediyor. Efendim kaza geçirdiğimi yakalıyorlar, cam çinmemi yakalıyorlar, hamsi pişirmemi yakalıyorlar. Aynen, maşallah. Takip değil seni yani. Evet, sıkı takip. Kardeşim çok teşekkür ederim. Abi teşekkürler. Efendim ilk gelenlerden, Oflu Ahmet'in gelinlikte iftarının ilk gelenler, hatta tesisat bile kurdu. Maşallah. Sonra gitti bir dua için. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Canım. Efendim benim gerçekten seçine yüreğine hayran olduğum bir isim Sami Çelik. Eyvallah. Sami. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet, nasılsın? İyi misin? Çok şükür. İyi ya. Yine Rabbimiz kavuşturdu Ramazan'ı sonsuz. İnşallah seneye de olur. İnşallah. Ama ben ya. Yukarıda bir röportaj aldım. Ahmet abi dedim. İnsanoğlu belki şimdi hastalığımdan dolayı da kendinden korkum var ya. O yüzden inşallah seneye de nasip olur. Nasılsın? İyi, hamdolsun işte, devam. Hayat devam ediyor işte. Müzikte devam. Tabii canım. Diziler var, filmler var, sinema var. Evet, yani normal müzik de var. Yok, yapmıyorum. Benim işim müzikle işte. Bu ara TRT'de 80'ler başlayacak yine. İnşallah. Güzel bir proje başlayacak. Yine Birol Güven de gerçekten 80'leri bir başlattı. 90'lar dedi, 80'ler dedi. Evet, ve 10 yıl sürdü abi ya. Dile kolay ya. Ama o ambiyans, o atmosferi o kadar güzel yaşatıyorsunuz ki. Yani bundan 20 sene önceki 82.000 40 sene önce. Evet. 40 sene önceki yaşamı bir plato oluşturmuş. Balıkçısıyla, bekçisiyle, ne bileyim. Tahsin abi de orada. Tahsin baba ya. Keşke bugün o da burada olsaydı. Vallahi yok, belki gelir. Ahmet abi davet etmiştir onu. Yani o biliyorsun şeyde Sakarya'da oturduğu için. He, doğru ya. Uzaklaştı bizden. Doğru ya. Rahat olduğunu söylüyor. Sete daha bizden daha kolay geliyoruz Sakarya'dan. Şimdi ben fazla yormayacağım sevgili kardeşimi. Çünkü geldi, biraz burada işleri vardı, onu halletti. Biraz da ibadet derken tam artık iftar vakti, son 40-50 dakika galiba. Evet, yok evet. Saat kaç Mehmet? Şu anda mı? Evet. 1 saat 10 dakika var. 1 saat 10 dakika. Yani 1 saat 10 dakika sabredelim. Ondan sonra yukarıda o kadar güzel bir atmosfer olacak ki bizi izlemeye devam edelim. Hadi bakalım. Teşekkürler. Sağ ol. Öyle bir insan ki yanımda. Adam tutuyor. Dostu için 3000 kilometre var mı? Yok. Avusturya ne kadar biliyor? 1800 filan. Fark etmiyor. Yani %50 yalancılık olsun bende. 1800 kilometre yolu sevgili dostu Oflu Ahmet için geldi buraya ve iftar için bugün, bu sene de burada beraberiz. Evet. Hoş geldin. Sağ olun, teşekkür ederim. Aslında, ne yapıyor Ahmet Okur bir seneden beri görüşmeyeli? Çalışıyor. Ticaret var. Hayatta. Restoran. Sanat aynı zamanda. Taksi şirket, yani işletmecilik bir iş daha vardı. Evet. Devam edeyim. Evet. Ahmet, ben seni mi anlatacağım, sen kendin konuşacaksın? Ben kendimi anlatabilirim aslında. O kadar o kadar yapabilirim. Evet. Dün akşam da aslında Ahmet abiyle aynı sohbet geçti. Biliyorum. Aynı sohbette dedi ki, yani bu Ahmet Bey dedi, öyle samimi bir dostumuz ki düğünümüzde de, cenazemizde de, yemeğimizde de her zaman aynı yerde olmaya çalıştık. Olmaya da devam edeceğiz. Dostlarımızın yanındayız. Güzel bir ortam.
arkadaşlarla, sanatçı dostlarımızla bir araya geliyoruz. Neşeli bir akşam geçiriyoruz. Hoş zamanlar, sizinle beraber olmak tabii ki biraz daha da farklı oluyor. Yok, orada inanmıyorum çünkü buraya geldi, benimle beraber iki akşamda hiç vakit geçirmedi, devam ediyor. Ama bu akşam geçireceğimiz için söyledim zaten. Bu akşam geçirecek miyiz? He, bu akşam geçireceğiz, bir iki saat İnşallah, geçireceğiz. Evet, doğru söylüyorsun. İnşallah. Bak, en azından iftar sonrasına kadar buradayız. Aynen, inşallah. Kardeşim, söylemek istediğin bir şeyler var mı? Söylemek istediğim bir şeyler aslında çok fazla yok. Buradaki en güzel tarafı, sanatçı kardeşlerimizle bir araya gelip beraber iftar etmek, aynı doğrultuda gönüllerimizin birlikte atması, yüreklerimizin birlikte atması ve bu güzel ortamı yaşamak, bu keyfi yaşamak, bu artık bu her sene yapıldığı için geleneksel Oflu Ahmet iftarı haline geldi. Biz de buraya katılmayı biz görev olarak görüyoruz kendimize yani. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle gel bakalım kardeşim. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Dayınla abi. Beraber geldin. Evet yine. Abi. Dayın kırmızı çizgin vazgeçilmez. Elbette. Bir senedir görüşmüyordun galiba. Evet, neredeyse. Bu ara mutluluklar diliyorum. Evlendi. Katılamadım ama aileye layık. Gönlümüzdesin abi her zaman. Başımızın tacı, ne zaman istersen. Saat, zaman, gün fark etmez. Allah razı olsun. Farkında mısın? Murat Şoğlu'la yaptığı röportajın daha rahat bende. Çünkü Ahmet abi seni röportajı. Allah razı olsun abi. Arkamdan bir şeyler konuşuyor. Yok abi. İnanayım mı? İnan abi. Bak sana inanıyorum. Bir teşekkür ediyorum Ahmet'im. Efendim biz söylemek istediğin bir şey var mı? Rabbim nice iftarlardan birlikte olmayı nasip eylesin inşallah. Evet, biz devam ediyoruz. Ahmet'ciğim son sözlerini alayım. Son sözlerim ben Karadeniz'e gideceğim. Allah nasip edersin. Balıklı güzel bir iftar da orada yapacağım. Ondan sonra çoluk çocuğumla beraber yeniden geri döneceğim. Bu ara ailece burada. Yenge hanıma da yeğenime de selamlar olsun. Evet, Osman da orada, garibim orada. O da çalışmak yani, zorunda. Artık şirketin başına birisi çalışması lazım. Çok herkes beraber gezemiyor. Ben de teşekkür ediyorum. İlginize, alakanıza, dostluğunuza her daim teşekkür ederim. Ahmet Akur, lafın özü, seni çok seviyorum. Cansın kardeşim. Allah razı olsun. Afiyet olsun şimdiden. Biraz sonra iftarda yine beraber olacak. Efendim, başlamıştım. Zaman zaman röportaj aldıklarım oldu. Acaba Murat Şov nerede, Murat Şov nerede derken Murat Şov en sonunda teşrif etti. Mikrofonu ustasına devredeceğim. Ben susacağım artık. Tamam abi, geç yerine, işine bak hadi sen, ver bana. Alo. Hadi geç yerine. Patron benim ha. Hem kamera hem mikrofon. Hadi hoş geldin. Patron benim ha. Bak hem kamera hem mikrofon. Geç yerine be. Hadi geç.